Değerli seyirciler, arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Ne demiştim? Haftada bir kere beraber yemek yapacağız. Ne yemekleri yapacağız? Öncelikle arkadaşlar, İsviçre'de oturduğum için İsviçre'nin yemeklerini sizin de mutfağınıza yayına getireceğim diye söz vermiştim. Geçen hafta rösti yaptık. Rösti nasıldı? Patates yemeğe patatesin yanına ne yeniyor dedik? Zürich Schnitzlets, yani Türkçesi kremalı et. Kremalı mantarlı et arkadaşlar. Şimdi bu yemeği yapmak için neler lazım? Un lazım. Un fazla lazım değil, bir kaşık kadar göreceksiniz. Bir soğan. Şimdi İsviçreliler beyaz şarap kullanıyor. Beyaz şarap alkollü olduğu için, bunun İsviçre'de mesela Migros'ta alkolsüzü de var. Onu da bulamazsınız. Elma suyu yanına. Ben şu kadar biraz elma suyu hazırladım. Bakalım ne kadar lazım olacak, göreceğiz. Tereyağı lazım, tuz, karabiber lazım, mantar lazım. Tabii ki krema lazım. Ben de halprağım. Halprağım demek full yağlı değil, yarım yağlı. En sonunda da üstüne maydanoz. Tabii ki bu yemeğin de, bu videonun da, bu yemeğin artısı da aldığım dana eti. Yumuşak et arkadaşlar, bu çabuk pişen etlerden, yani 5 dakikada pişirip yiyebileceğinizden. Ama bunun yanına dana etiniz yoksa sığır eti de olabilir, koyun eti de olabilir. Yalnız yumuşak olsun, çabuk pişen olsun, kuzu eti olabilir, tavuk göğsü olabilir. Bunlardan da yapabilirsiniz. Şimdi yemeğimize başlıyoruz. İlk önce etimizi kesiyoruz. Arkadaşlar şu kalınlıkta kesin. Fazla ince yapmayın, yoksa kurur etiniz. Onun için ben kendim parça et aldım, kendim kesebilmem için. Görüyorsunuz 1,5 santim kalınlığında, böyle şu şekilde. Yoksa dediğim gibi etiniz kurur, deri gibi olur, yiyemezsiniz. İlk önce etimizi böyle hazırlıyoruz. Tavanın içine tereyağı biraz, şu büyüklükte. Ve iyice ısınmasını bekliyoruz. Tavamızı ısındıktan sonra etlerimizi böyle teker teker, tabii ki çabuk çabuk içine veriyoruz. Şimdi burada mühim olan, etler gerçekten iki taraftan çabuk, yani iki taraftan yeterli kızarması. Burada şimdi biraz bekliyoruz. İki tarafını da arkadaşlar şöyle kahverengi olana kadar pişiriyoruz. Eti içine atarken dikkat edin, tava ısınmış olsun. Ben şimdi biraz acele ettim. Onun için bu doğru değil. Tava tam ısınması lazım, yoksa aynı lezzet olmaz. Şimdi öbür tarafından da o kadar. Ve içine tuz ve karabiber. İki tarafından da güzelce kızarttık mı arkadaşlar, bu eti şimdi kenara atıyoruz. Bu tava şimdi bizim bu videonun en büyük artısı olacak. İçine hemen biraz tereyağı da yavaş yavaş içinde erisin. İlk önce soğanımızı
Yabanlı mutfakta çalışanlar bilir. İlk önce böyle, ondan sonra bir yarım şöyle. İçine soğanı veriyorum. Ve şimdi burada mühim olan bunu çabuk çabuk pişirmek değil. Bakın bayağı kaynıyor. Hemen altını ben bunun kısıyorum. Soğan yanmasın. Cam gibi olsun. Yavaş yavaş pişsin. Orada yavaş yavaş pişerken biz de burada mantarlarımızı arkadaşlar kesebiliriz. Mantarları şu şekilde kesiyorum. Şimdi 400 gram et, 250 gram mantarım var. Kremayla un ve elma suyu da göreceksiniz. Ben mantarların şu kuyruğunu arkadaşlar buradan alıyorum. Ama tabii bu da herkesin istediği gibi zevklerle renkler tartışılmaz. Soğanın içine mantarımızı ilave ediyoruz arkadaşlar. Soğan şimdi bir 4-5 dakika burada böyle kaynadı. Belki de 6 dakika. Şimdi içine 250 gram mantar attım. Galiba biraz fazla oldu. 200 gram daha iyi olurdu. 200 gram ete. Etle mantar aşağı yukarı aynı olsun. Ona dikkat edin. Şimdi bu mantarın suyu bize lazım. İsviçreliler ademf diyor. Yani biraz terleyecek. Evet, biraz kaynadıktan sonra yine bunun içine tuz ilave ediyoruz. Tuzunu fazla atmayın. Sonradan da atabilirsiniz içine, bunu biliyorsunuz. Karabiber ben fazla atmıyorum içine. Neden? Hanım sevmiyor. İçine tuz attıktan sonra bunun suyu kendi kendine zaten çıkar arkadaşlar. Şimdi bunun içine un ilave edeceğiz. Bakın şöyle bir kaşık kadar aldım şimdi. Göz ayarı. Biraz daha. Bu kadar. Ve hemen karıştırıyoruz. Şimdi ne oluyor? Bu biraz birbirine yapışıyor. Krema gibi oluyor. Evet, yapışmaya başladı. Şimdi altı full açık olması lazım. Ateş lazım. İçine elma suyunu ilave ediyoruz. Bu da göz ayarı. Şöyle şu kadar. Şimdi bu kaynaması lazım. Pişmesi lazım. Onun için dedim, bakın hemen içine atınca soğuyuverdi. Onun için full altı açık olması lazım. İyice kaynasın. Evet, en son içine kremayı ilave ediyorum. Bu da göz ayarı. Bunun içinde ne kadar var? 250 mililitre. Aşağı yukarı yarısını ilave ettim. Şimdi bir bakayım nasıl olacak. Hiç de fena olmadı. Şimdi biraz azıcık kaynattıktan sonra arkadaşlar hemen eti vereceğiz. Şimdi hazırlamış olduğumuz eti bunun içine veriyoruz. Et tabii bunlar azıcık soğudu ve içinde yenecek.
sıcaklığı alacak. Söğür geçinetsildiz. Arkadaşlar, tabaklara servis yapıldıktan sonra üstüne maydanoz ilave ettiniz mi? Tabi sırf ağzımızla yemiyoruz. İsviçreliler diyor biz sırf ağzımızla yemiyoruz. Gözümüzle de yiyoruz. Onun için maydanozu da ilave edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, buyurun size Zürich Schnitzel, İsviçre özel yemeği. Etli, mantarlı, içinde soğan var, içinde elma suyu var. Beyaz şarap da içine ilave edebilirsiniz veya alkolsüz beyaz şarap da satılıyor. Ondan da ilave edersiniz. En son maydanoz. Şunu şuradan alayım da daha güzel gözüksün. Ve buyurun, afiyet olsun. Bu kadar. Arkadaşlar teşekkür ederim beni seyrettiğiniz için. Gelecek haftaya yine beraber yemek yapacağız. Bakalım ne yemeği yapacağız, sürpriz olsun. Şimdiden size hayırlı günler, hayırlı hafta sonları diliyorum. Kendinize dikkat edin, sıhhatinize dikkat edin. Sağlıklı kalın, benimle kalın. Hoşça kalın Murat.